Paniğin mağduru oluyoruz. Değerli okurlar, dolandırıcılar şimdi de insanları kargo tuzağına düşürmeye başlamışlar. Okuduğum haberde konu şöyle anlatılıyordu. Önce sahte internet siteleri marifetiyle kişilerin özel bilgilerine ulaşılıyormuş. Ardından o kişiler aranarak kargonuzu almadınız, hakkınızda icra takibi başlatılacak deniliyormuş. Tabii işi uzlaşma filan verken 4-5 bin liralık para 250 TL'ye kadar düşürülüyormuş. Yukarıda bahsettiğim haberde bu yolla yüzlerce kişinin dolandırıldığı belirtiliyordu. Binlerce liralık vurgun yani. Aslında konunun özü belli, icra takibi diyerek kişileri paniğe sevk etmek, sonra da paralarını almak. Daha önce de kendini polis, savcı, hakim gibi tanıtıp insanlardan kontör istemişlerdi. Bu yol tutunca da iş banka hesaplarını boşaltmaya kadar varmıştı. Başlıkta yazdığım gibi, paniğin mağduru oluyoruz. Halbuki biraz sakin olsak ne paramız gider ne de kontörümüz. Unutmayalım, hiçbir devlet görevlisi bizden görevi karşılığında maddi manevi bir şey isteyemez. Eğer isterse bu suçtur. Unutmayalım, hiçbir kimse alacağı olmadan birinden icra yoluyla tahsilat yapamaz. Çünkü alacağını icraya ispatlaması gerekir. Son cümle, böyle bir olayla karşılaştığınızda önce sakin olun ve mantıklı hareket edin. Güngör Avcıoğlu, Milat.